Tonguç Erbaş bizlerle birlikte olacak. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Piyasaları konuşacağız. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Bu kez tersten başlayalım isterseniz. Küresel taraf diyelim. Birazdan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ne dersiniz? Beklentiniz bu anlamda nedir? Çarşamba günü bu hafta içerisinde özel sektör istihdam verisini aldık Amerika'dan. O da 200 bin civarı beklenirken 208 bin geldi. Aslında biz tarım dışı istihdam verisine bir paket gibi bakıyoruz. Yani verinin yanındaki işsizlik oranı, saatlik kazançlar, genelde bunlarla ilgili de gelişmeler bir beklenti yaratabiliyor. 250 bin gibi bir beklenti var. Eğer çarşamba gününe benzer bir veri gelirse yine bu civarlarda yani 200 bin ile 300 bin arasında biraz da beklentiye yakın bir veri açıklanması olabilir. Şu an için yani bugün hem hafta kapanışında yurt dışı vadeliler de bizim içerideki piyasada biraz daha sakin bir görüntü sergiledi. Ben şöyle düşünüyorum, yani kötü bir veri bu veri seti içerisinde biraz daha ekonomik modelin zayıfladığına dair bir gösterge olursa, örneğin işte 250 bin değil de 150 bin gibi bir şey açıklandı, 130 bin gibi, 170 bin gibi. Bu biraz daha Fed'in aslında atacağı faiz adımlarının yavaşlamasını piyasada bir beklenti haline getirip kısa vadeli de olsa piyasalarda, özellikle borsalarda biraz daha iyimserlik hakim olabilir. Ama eğer 250 bin üzerinde 300 bin gibi bir şey gelirse, ki çok beklemiyorum, ama tarım dışı istihdam verisi özellikle aylık çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu da ekonominin hala güçlü kaldığını, yani burada işsizliğe de saatlik kazançlara da tabii ki bakacağız, ama genel anlamda daha iyimser bir ekonomik görünüm hemen FED toplantısı öncesinde diyelim. Hemen derken yani ilk tarım dışı istihdamı görmüş olan bu toplantı öncesinde Fed'in daha agresif olabileceği gibi bir algı yaratabilir. Yalnız haftaya pazartesi salı özellikle biraz daha sakin bir gündem var. Haftaya da enflasyon verisini Amerika'dan göreceğiz. Dolayısıyla bugünkü veri iyi ya da kötü gelmesi diyelim ki ihtimal dahilindeki bizim konuştuğumuz gibi bir reaksiyon gösterdi piyasada. Ben bunu sadece bugüne dair bir fiyatlama olacağını tekrardan aşağı yukarı pazartesi günü bu seviyelere yakın bir yerlerde hem para birimleri üzerinde hem altında hem de işte borsalarda enflasyon verisinin beklenmeye başlanacağını düşünüyorum. Çok sürpriz bir tarım dışı yani 100 binlerin altında ya da böyle 350 binlerin üzerinde bir gerçekleşme oluşmazsa. Peki gelecek olan veri bu iki ihtimali düşündüğümüzde Fed'in hareket alanını daraltır ya da genişletir diyebilir miyiz? Biraz önce evet anlatmaya çalıştım. Yani daha kötümser, enteresan tabii şu anda. Hani normalde iyi veriler, mesela yurt dışındaki borsalar özellikle Amerika'da destekler gibi duruyordu daha önceki gündemde. Ama şimdi ne kadar zayıf veri gelirse Fed'in adımlarının o kadar zayıf olabileceği faiz artışı açısından piyasada fiyatlanıyor. Yani son dönemde onu gördük. Enflasyon için de bu geçerli. İşte öncü ekonomik göstergeler, PMI verileri için de bu geçerli. Ama çarşamba günü dediğim gibi bir özel sektör istihdamda herhangi bir beklentinin altında gerçekleşme olmadı. Çok yüksek bir referans değildir tarım dışı istihdam için. Ama burada da güçlü bir senaryo, yani 250 bin ve üzerinde bir gerçekleşme belki akşama doğru seans kapanışına doğru yurt dışı piyasalarda bu haftayı biraz daha negatif bir görünümle kapamaya neden olabilir. Ama aksi durumda piyasa Fed'in olası faiz artışları gelse bile biraz daha sonrasında, yani Kasım sonrasında yavaşlayabilme ihtimalinde satın almak isteyecektir. Bu da iyimser bir senaryo gibi gözüküyor. Yani kötü veri piyasa için iyi, iyi veri piyasa için kötü gibi bir kısa vadeli durum söz konusu şu an için. Tarım dışı istihdam verisi öncesi peki emtia cephesine baktığımızda altın ve petroldeki görünümleri nasıl okuyorsunuz? Artık haftanın son işlem günündeyiz. Bir anlamda haftayı da değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Yani altında geçen hafta diyelim, geçen hafta sonu ve bu haftaya doğru geldiğimizde 1614-1730 aşağı yukarı 116 dolarlık bir yükseliş oldu.
Bunun bir kısmı dolar endeksindeki gerileme, tahvil faizlerindeki Amerika'daki gerilemeden kaynaklı oldu. İşte zaman zaman resesyonla ilgili iyi ya da kötü beklentiler biraz da dipten bir dönüş altını tetikledi gibi gözüküyor ama 3 gündür 1725'i geçemedi. Aslında veri öncesinde de biraz önce yine ifade etmeye çalıştığım gibi yani sakin bir görüntü var 1710-1715 aralığında. Burada da tabii güçlenirse dolar yani iyi bir şey verisi, tarım dışı verisi sonrası bir dolar güçlenmesi tabii altını aşağı doğru tekrar 1700'ler belki 1700'lerin biraz da altına çekebilir. Ama tam tersi olması durumunda da bir 1720-25 hareketi bugün ya da pazartesi görebiliriz. Şimdilik 1680'e bakıyoruz ve 1725'e bakıyoruz. Eğer 1680 aşağı kırılmaz, 1725 dolar yukarı geçilirse aşağı yukarı bir 1658-60'lara kadar pardon 1758-60'lara kadar bir yükseliş olabilir. Ama bir kısım daha sanki altın 1680-1725 arasında yön bulmaya çalışacak gibi duruyor. Petrolde yani OPEC'in toplantı sonrası attığı adım 2 milyon varillik günlük kısıtlama ve öncesindeki beklentiler bir 95 dolara doğru çekti Brent'i ama ben şu aşamada çok 100 dolarların üstünü beklemiyorum. Hatta daralan bir üçgen içerisindeydi. Yani biraz böyle teknik bir görüntü bakarsak hemen toplantı öncesinde bu üçgenin içine girdi ve şu sıralarda yani 95-50 civarları bu üçgen üst bandı. Eğer buraları geçemezse yani 97 dolarları vesaire tekrar bence 90-95 dolar aralığına doğru geri çekilebilir. Yani bugünkü veri de güçlü dolar aslında petrolün de biraz düşmanı oluyor. Orada da güçlenirse dolar petrolde bu bahsettiğimiz geri çekilmenin kısmi bir şeyini derecesini bugün görebiliriz. Dolayısıyla çok yüksek bir petrol şeyi olmayacaktır baskısı fiyat anlamında önümüzdeki dönemde ben öyle düşünüyorum. Borsa İstanbul'u konuşacak olursak son olarak bu hafta yeniden küresel borsalardan pozitif ayrıştığı bir hafta olarak kayıtlara geçmiş olacak bugünün kapanışıyla birlikte. Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde de aynı performans sürecek midir? Valla şöyle söyleyeyim, bilanço fiyatlaması yapılmaya başlandı. Yani son yaşadığımız türbülans sonrası mesela güçlü kalan hisseler hemen bilanço işte Ekim'in sonu gibi düşünürsek döneme öncesinde yani buna yan kağıtlar diye de bakabilirsiniz ya da bazı ana kağıtlarda hani özellikle son iki çeyrekte güçlü bilanço açıklayan ve bu çeyrekte işlerinin çok bozulmadığı ve güçlü devam eden sektör ve hisselerde ben bilanço hareketinin yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. 3545, 3505 böyle iki tane aşağıda destek seviyemiz var. Bunların da üzerindeyiz. Eğer bugünkü veri sonrasında da bu seviyelerin altına gelmezsek, yani kabaca 3500'ün 3700 tekrar görülebilir diye düşünüyorum bilanço döneminde. Ve bu sefer hani belki bankacılık da bir kısım dahil olabilir bu yükselişe ama daha çok bankacılık dışındaki hisselerin şeyiyle biraz da hacmiyle olacak gibi. Biz hala olumluyuz Borsa İstanbul için. Bilanço dönemi ve sonrasında da geri çekilmeler zaman zaman olsa bile çok güçlü bir yerli yatırımcı talebi var. Ve bu talebin de en azından yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer 3700 geçilirse büyük ihtimal piyasada tekrar 4000'li seviyeler konuşulmaya başlanacaktır. Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler. Sağolunuz, teşekkürler.